bürokrasilerinin bir başka sorunu uzlaşmakta zorlanıyoruz. Bugünlerde Almanlar bunu çok iyi anlıyor. Yönetmekte zorlanıyoruz. Halbuki totaliter sistemler için yönetmek çok kolay. İş yapmak çok kolay. İş bitirmek çok kolay. Ve ne yazık ki gördüğümüz o ki uluslararası sermaye giderek zor kurulan, uzlaşmalarla kurulan koalisyon hükümetleriyle dolu demokratik yönetimlerdense kolay iş yapabileceği totaliter rejimleri tercih etmeye başladı. Halbuki ne deniyordu? Serbest ticaret için demokrasiye ihtiyaç var. Dolayısıyla liberalizm aslında demokrasinin önünü açacak bir sistemdir. Sonuca bakıyoruz, hiç de öyle bir şey görmüyoruz. Tersine, Almanya'da koalisyon hükümetinin 2-3 ortağından, o ortağını tek tek ikna etmektense, Türkiye'de 2-3 bakana birkaç rüşvet vermek çok daha kolay iş yapmaya sağlıyor. Dolayısıyla bir anda biz uluslararası şirketlerin, silah tüccarlarının bazı ülkelerde demokratik bir kaostansa istikrarlı bir totaliteryenizmi tercih ettiklerini görüyoruz ve utanç duyuyoruz. Ne yazık ki Avrupa sermayesi, silah tüccarları Türkiye'de bir baskı rejiminin kurulmasına biraz bu gerekçeyle göz yumdu. Avrupa hükümetleri, Alman hükümetini de içine katarak söyleyeceğim, özellikle mülteci baskısına karşı koyabilmesi için Türk hükümetinin her türden antidemokratik baskısına gözlerini kapamayı tercih etti uzunca bir süre. Ve böyle yaptığı için de Türkiye'de batıya, batılı değerlere inanan modern bir kesimin desteğini de kaybetti. Bu konuya tekrar döneceğim ama şu ana kadar 3 konudan söz ettim. Birincisi, kendi ülkelerinde faşizmi demokratik olup faşizmi ihraç edenler. İkincisi, oyla geliyor olmasını her türden kuralsızlığına bahane edenler ve üçüncüsü ben çoğunluğum, çoğunluğu temsil ediyorum diyerek kendi baskı rejimini antidemokratik yöntemlerle sürdürmeye çalışanlar. Bu durumda biz 4 yılda bir seçimi bekleyerek bununla baş edemeyiz. Bunu yapanlara ya da bunu yapmamızı isteyenlere ben o rejimi daha çok pasif demokrasi diye adlandırıyorum. Pasif demokrasi yani biz köşemizde bekleyeceğiz, arada bir bizim çağrı geldiğinde gidip oyumuzu vereceğiz ve köşemize çekileceğiz. Hayır, bunun bizi bir yere götürmediğini artık biliyoruz. Bunun alternatifi aktif demokrasi. Aktif demokrasi yani gündelik hayatımıza demokrasiyi taşıyacak ve her gün demokrasi için mücadele etmemizi gerektirecek bir mücadelenin adı. Halkın ipleri ele alması, kamu denetimi, kamu yönetimi. Örnek. İnsanlar tutuklanıyor. Dünyanın her yerinde gazeteciler baskı ve şiddete maruz kalıyorlar. Kınamalar yayınlıyoruz, protestolar ediyoruz, mektuplar yazıyoruz. Hiçbir işe yaramıyor. Bir diktatör için bir gazetecinin hiçbir değeri yok. Gelen protestolarında bir yere kadar önemi var. Sonuçta sermaye rahatsız olmadıkça onları çok ilgilendirmiyor. Amerikan medyası yıllarca çok önemsemedi bunları ama bakın şimdi kendi başlarına geldi ve neredeyse bizim yaşadığımıza benzer büyük bir baskı yaşıyorlar kendi başkanlarından. Siz Alman basınının özgür olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Deniz Yücel hapisteyken Welt gazetesi ne kadar özgür olabilir? Hiç düşündünüz mü? Çünkü onların yazacağı her cümle Deniz'i hapiste zor duruma düşürebilir. Ve bir anlamda bu insanlar rehin durumdalar. Ve rehin almanın mantığı da bu. Söyleyeceğiniz her söz
orada birine zarar verebilirse söyleyeceğiniz sözü iki kere düşünmeye başlarsınız. Bu zaman içinde bir otosansüre dönüşür ve bazen sansürden daha güçlü hale gelir. Selahattin Demirtaş hapiste. Ve onun duruşmalarında ben Alman siyasetçilerin keşke onlarla birlikte yargılanmalarını izlemek üzere orada olduklarını görebilsem diye düşünüyorum. Çünkü orada Avrupa Konseyi'nin bir üyesi bir milletvekilini hapsettiği zaman, bir parti liderini hapsettiği zaman siz Almanya'da istediğiniz kadar demokratik koşullarda yaşayın. Artık sınırlar değil bizi belirleyen. Bütün dünyada demokrasi için mücadele etmediğimiz sürece kafamızı kapatıp içeride demokrasiyi inşa edemeyeceğiz. Bunu gördük. O yüzden her cephede demokrasiyi savunmamız lazım. O yüzden bir avukat tutuklandığında Alman barolarının o avukata sahip çıkması, bir gazeteci yargılandığında Alman medyasının o gazeteciye sahip çıkması, bir milletvekili tutuklandığında Alman parlamentosunun onların yanında olması son derece önemli. ...2002... Irak'ın işgaliyle Erdoğan'ın başbakan oluşu aynı yıldır. 2003. Bu global bir akımın Türkiye'deki yansıması aslında. Komünizmi durdurmak için İslam'ın önünü açmaya çalışan Amerika'nın politikası 10 yıl, 15 yıl sonra böyle bir yolu açtı. Ve o sayede bugünkü tabloyu yarattı. Şimdi o besledikleri El-Kaide en büyük Amerikan düşmanı oldu. Ve iktidara taşınmasına destek oldukları Erdoğan şimdi Amerika ile savaşır gibi görünüyor. Ben 11 Eylül günü çok iyi hatırlıyorum. Kameralar Amerika'da ağlayan insanları gösterirken Orta Doğu'da sevinç çığlıkları atanları gösteriyordu. Birçok Batılı bunu anlamakta zorlanmıştır. Gerçekten de anlaşılması zor bir tepkiydi belki. Ama o haleti ruhiyeyi biz anlayabiliyoruz.